Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben de video çekmeye gayret ediyorum arkadaşlar. Birkaç tane video çekmek istedim bugün. Biraz yorucu oldu ama üst üste. Bu son videom. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi minyatür menekşemden bahsetmek istiyorum. Şimdi iki tane minyatür menekşe dikeceğim. Ama nasıl bir saksıya dikeceğim onu göstereceğim. Şurada küçük bir menekşem var. Önce ondan söz edeyim. Ondan sonra ona geçelim. Bir bakar mısınız? Arkadaşlar ne kadar küçük saksı o kadar mutlu menekşe. Bu normal bir menekşe. Ama saksısı şöyle gösterebilirim size. Bir baş parmağım kalınlığında. Suyu da kalmamış. Bunun saksısını değiştireceğim. Çok güzel. Ne kadar küçük saksı dediğim gibi o kadar mutlu menekşe arkadaşlar. Suyu kalmamış altında. Bunu da değiştireceğim. Ne zaman dikmişim? 9. ayda dikmişim ben bunu. 2023'ün. Şimdi arkadaşlar burada güzel minyatür menekşem var benim. Onu dikeceğim. Daha doğrusu kenarından böyle bebek menekşeler çıkmıştı. Onları ben bir kaba koydum. Onu köklendirdim. Onu dikeceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Köklenmeye başlamış bile. Görüyor musunuz? Şimdi onları çok küçük bir saksıya dikeceğim. Ondan sonra bir kök çürüğü yaşadım menekşem var. Onu dikeceğim sizinle birlikte. Nasıl kök yapmış görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bu saksılarımdan bahsedeyim. Ben normal şöyle küçük 5 santimlik saksıları böldüm, ikiye katladım, zımbayla buradan yapıştırdım, küçülttüm bunları. Yani şöyle iki parmak kalınlığında çok küçük bir saksı bunlar. Bu biraz büyüyünce 5 santimlik, en fazla 5 santimlik saksıya dikebilirsiniz minyatür menekşeleri. Şimdi can suyunu vereceğim. Bunu yine seraya koyacağım. Camın önünde bir sürü seram var benim. Onların bir yerlerine sıkıştıracağım inşallah. Tarihini de atmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu kök çürüğü yaşadığım bir menekşem. Şöyle bir bakar mısınız ne kadar güzel köklenmişler. Şimdi bunları dikeceğim ben bir saksıyı hazırlayacağım. Burada 5-6 tane menekşem var. Bunlar aynı tür menekşe. O kadar güzel açıyor ki güllü bir menekşe. Şöyle göstereyim size. Çok güzel açıyor. Tabanına pomza taşı koyacağım. Şöyle pomza taşını göstereyim size. Kameram biraz yamukmuş. Biraz düzeltmem gerek arkadaşlar. Şimdi daha iyi oldu. Bolca pomza taşı döküyorum tabanına. Şu ipi yukarıya çıkarmam lazım. Şöyle toprağa ulaşması için bunu şöyle iki tarafına bir eşit yaydırıyorum.
rahat su alabilmesi için. Diktikten sonra kenarlarına toprak koyabilirim. Şuna bakar mısınız ne kadar güzel. Kenardaki yaprakları alacağım. Şöyle çürümüş yaprakları. Daha doğrusu çiçekleri. Başka bir saksıya dikeyim. Bunu seraya koyacağım. Etiketini yapıştırayım unutmadan. Çünkü unutuyorum arkadaşlar, etiketini yapıştırmayınca seraya koyuyorum. Bu sefer bunun saksısı değişecek miydi, değişmeyecek miydi diye öyle şeyde kalıyorum. Etiketini de yapıştırdım. Bunu seraya koyacağım. Dediğim gibi bir 10-15 gün kalacak. Şu etrafına da toprak yerleştirmek istiyorum saksıya dayanmaması için. Etraflarını sileceğim ben bunu. Şimdi arkadaşlar bu menekşemin saksısını da değiştireyim, videomu bitirmek istiyorum. Şimdi size onu göstereceğim nasıl sağlıklı. Bunu böylece saksıya oturtturacağım. Arkadaşıma hediye vereceğim bunu. Arkadaşlar şimdi ben buna nasıl bir toprak hazırladım biliyor musunuz? Leonardit de kattım toprağımın içine. Çok faydası olduğunu söylediler. Daha önce de kullanmıştım ama unutmuşum ben. Bir köşede leonarditim kalmış. Onu da kullandım biraz. İçine kattım. İnşallah iyi olacak. Eski etiketi çıkartacağım. Sulayacağım. Dediğim gibi bunu da yine seraya koyacağım. Bir de bunun saksısını değiştireceğim ama zannediyorum yetişemem. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum herkese.